Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 18 Haziran 2018 Pazartesi günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye seçim haftasına girdi. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere artık sayılı günler kala meydanlar giderek ısınıyor. Liderlerin bugün verdiği mesajları birazdan aktaracağız. Ramazan bayramı tatilinde yollar yine kan gölüne döndü. Yurt genelinde meydana gelen kazalarda 64 kişi öldü, 431 kişi yaralandı. Bursa akıl almaz bir olaya sahne oldu. İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na balık tutmaya giden bir gencin oltasına erkek cesedi takıldı. Komşu Makedonya ile imzalanan tarihi anlaşma Yunanistan'ı karıştırdı. Anlaşmaya tepki göstererek orduyu darbeye çağıran aşırı sağcı milletvekili gözaltına alındı. Özgün ve güvenilir Olay Ana Haber başlıyor. Seçimlere 5 gün kala Suriye'nin kuzeyinden gelen sürpriz bir haber Türkiye'de heyecan yarattı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan Manbij mutabakatı uygulamaya girdi. Türk ve Amerikan askerleri Manbij'te ilk kez ortak devriye faaliyeti yaptı. Şu anda Manbij'te. Ne dedik? Manbij'ten terör örgütleri çıkacak. Başladı mı çıkmaya? Şu anda devriye gezme olayı dedik. O da başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında üzerinde mutabakat sağlanan Manbij yol haritası uygulamaya girdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında terör örgütü YPG'nin Manbij'den çekilmesini öngören yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar sabah saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Celablus'ta Manbij cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarına girdi. Size bir haberim var. Az önce konuştum Genelkurmay Başkanımıza. Bugün itibariyle askerimiz Manbij'te de göreve başladı. Türk ve Amerikan askeri unsurları Dadat ilçesi karşısında ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Devriye görevi yaklaşık 3 saat sürdü. Türk askeri konvoyuna Amerikan helikopterleri de eşlik etti. Bu terör unsurlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerika ile birlikte yapıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da Fırat Kalkanı harekat alanıyla Manbij arasında kalan hatta Türk ve Amerikan Silahlı Kuvvetleri unsurları bağımsız devriye faaliyetlerine başladı ifadesine yer verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türk askerlerinin Manbij kent merkezine de gireceğini söyledi. Yol haritası uygulamaya geçti. Manbij içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Manbij'den çıkartılacaklar. Amerikan ordusunun ardından Fransız özel kuvvetlerinin de Suriye'de terör örgütü YPG ile askeri işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Açıklama uluslararası koalisyondan geldi. Uluslararası koalisyonun Twitter hesabı Fransız askerlerinin Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı obüsle saldırı yaptıkları bir anın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altında operasyonda Daşişa beldesi içinde ve civarındaki hedeflerin vurulduğu belirtildi. Böylelikle koalisyon Fransız özel kuvvetlerinin Suriye'de terör örgütü YPG ile yan yana savaştığını itiraf etmiş oldu. İşbirliğini doğrulayan Amerikan Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk de Twitter hesabından yaptığı açıklamada son 4 yıldır ilk kez bu noktaya gelindiğini ve terör örgütü YPG unsurlarının bu ilerlemeyi sağladığını savundu. ...24 Haziran'a günler kala seçim kampanyasını ara vermeden sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...Samsun ve Ordu mitinglerinde muhalefeti manipülasyon yapmakla eleştirdi. İcazeti milletimizden aldık diyen Erdoğan, benim dışımdaki adaylardan terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu diye sordu. Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimseden icazet almadıklarını söyledi. Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Biz diyoruz ki er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız.
Ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Biz icazeti milletimizden aldık. Samsun mitinginde konuşan Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Ya utanmadan, sıkılmadan biz bu ülkeyi soymuşuz, soğana çevirmişiz. Bir de utanmadan, sıkılmadan ne diyor benim için? O diyor artık yorgun diyor. Vay Muharrem! Ben antrenmanlıyım, antrenmanlı. 16 yıl futbol oynadım ben. 40 yıl siyasette tecrübem var. Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Ya senin yalandan başka sermayen yok ki. Erdoğan olağanüstü hal uygulamasını da kaldıracaklarını söyledi. Neymiş? Olağanüstü hali 48 saat içerisinde kaldıracakmış. Biz bir ayda olağanüstü hali kaldırdık. Olağanüstü hali süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir. Eğer teröre yönelik en ufak bir şey olursa yine getirebiliriz. Erdoğan, muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarını manipülasyon yapmakla suçladı. Benim dışımdaki adaylardan terörle mücadele konusunda bir şey duydunuz mu? Biz millet kıraathanelerinde çay, simit, kahve, kek bunlar verilecek diyoruz. Sen yalan söylüyorsun. Diyorsun ki yok bilmem Tatar böreği de verecekmiş. Ya ben bunu nerede söyledim? Niye yalan söylüyorsun? Dert başka. Manipülasyon. 5 gün kaldı. 5 gün sonra benim milletim sizin defterinizi düzecek. Seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün önce Bağcılar'da vatandaşa seslendi, ardından da Bahçeşehir'de kanaat önderleriyle bir araya geldi. Yıldırım'ın hedefinde ana muhalefet vardı. Vatandaş söylenen söze bakar, ondan sonra da kimin söylediğine bakar. AK Parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var, unutmayın. Bu seçim yapım ekibiyle yıkım ekibi arasında geçecek. Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da muhalefete bu sözlerle yüklendi. AK Parti sorunları torunlara bırakmaz dedi. 15 yıl boyunca dağ gibi hizmetleri kazandıran AK Parti'dir. Sorunları torunlara bırakmayan AK Parti'dir. Bağcılar mitinginde konuşan Yıldırım, muhalefetin vaatlerini de eleştirdi. Öyle vaatler veriyorlar ki şaşıyoruz. Fakat diyoruz ki ya bu vaatleri verenlerin bir şöyle geçmişine bakalım. Bakıyoruz, tek bir eserleri yok. Bahçeşehir'de Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşan Yıldırım'ın hedefinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce vardı. Net bir şey söyleyeceksin. Biri ayağını basıyor, öbürü kaldırıyor. AK Parti ne yaptıysa yıkacağız. Bu millet size yıktırmaz ey hemşerim! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Kırıkkale'deydi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen CHP lideri hükümeti ekonomi yönetimi üzerinden eleştirdi. Seçim vaatlerini yineledi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Danıştay üyesi Aysel Demirel de vardı. Kırıkkale bir dönem sanayinin merkezi, şimdi emeklilerin merkezi. Kan kaybediyor sürekli olarak. Kırıkkale'yi bu hale getiren partiye niye oy verdiniz arkadaşlar? Niye oy verdiniz? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Seçimler sıradan bir siyasi parti seçimi değildir. Bu seçimler bir kader seçimidir. Ya demokrasiden yana gidip oyumuzu kullanacağız, ya dikta yönetiminden yana gidip oyumuzu kullanacağız. Bunun başka seçeneği yoktur. Seçim vaatlerini sıralayan CHP lideri iktidarı eleştirdi. Çalışan işçilere ve esnafa tuzak kuruldu. 2008'de dediler ki biz bir sosyal güvenlik reformu yapıyoruz dediler. Her birinizin aylığından her ay biner lira kestiler. Her ay biner lira. Eğer bu demokratik bir ülkede olsaydı kıyamet kopardı. Sendikalar ayağa kalkardı.
Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Muharrem İnce'yi eleştiren tweet atan Danıştay hakimi de vardı. Tweet atıyor, siyasetçiyi eleştiriyor, aynı görevini sürdürüyor, Danıştay başkanı da onu seyrediyor. Buradan bütün Danıştay üyelerine sesleniyorum. O hakimi istifa ettireceksiniz. Kılıçdaroğlu istifa çağrısını yineledi. Yarın diyelim ki Sayın Muharrem İnce'nin bir davası var, o mahkemeye düştü. Hakimin görüşü belli. Gözü kapalı derhal mahkumiyetine karar verecek. Aleyhine karar verecek. Sen istifa etmediğin sürece sana onursuz bir hakim Danıştay'da görev yapıyor diyeceğim. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmalarına bugün Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis mitingleriyle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami eleştirisine yanıt veren İnce, camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz, ibadete gidiyoruz. Sana mı soracağım camiye giderken dedi. Sana mı soracağım camiye giderken? Sen Allah'ın tahsildarı mısın? Sen onun adına mı konuşuyorsun? Kimsin sen? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami eleştirisine yanıt verdi. Camiden çıkmıyor falan yalan. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Seçim dönemi yaptığım bir iş de değil. Erdoğan, bir camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz, Allah'a ibadet etmeye gidiyoruz. İki, camiye gitmemden niye rahatsız oluyorsun sen? Kahramanmaraş'ta halka seslenen İnce, Yeni Kapı mitingini işaret etti. Dün Erdoğan İstanbul'a üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazan uçakla geldi. Devletin uçağı, devletin helikopterini kullanıyor. Kanun şöyle diyor, son 10 günde diyor, seçime 10 gün kala, devletin uçağını, arabasını, helikopterini kullanamazsın diyor. Kanun falan takmıyor adam. İnce eleştirilerini mitinge katılan eski başbakanlardan Tansu Çiller üzerinden sürdürdü. Dün bir baktım eski başbakanlardan Tansu Çiller de oraya gitmiş. Şimdi Erdoğan diyor ki sürekli 90'lara dönmekten bahsediyor. 90'ların simgesi orada. Yani sürekli olarak geçmişi kötülüyor. Ama Tansu Çiller'den medet umuyor. O zaten başarılı olsaydı partisini kalkındırırdı. Özetini söyleyeyim mi? Tarzan zorda. Ve Cumhurbaşkanı'nın anlattığı Putin anısı. Putin demiş ki, büyük devletlerin demiş, böyle sarayları demiş, alameti farikadır demiş. Putin, Türkiye'nin etrafını sarmakla meşgul. Erdoğan, Putin seni kekliyor, kekliyor. 2 milyar dolara kendine saray yaptırdı. Bunu da Putin'in üzerinden devşirmeye çalışıyor. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de seçim mitinglerini Aksaray, Nevşehir ve Niğde'de sürdürdü. Bürokratik engellemelerle karşılaştığını iddia eden Akşener'in hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Aksaray valisini uyarıyorum. Bir polis müdürü Meral Akşener'i HDP ile yan yana koyamaz. Ben bu ülkenin eski İçişleri Bakanıyım. Bu hadsiz müdürü hiç unutmayacağım. Güne Aksaray mitingiyle başlayan İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, engellemelerle karşılaştığını iddia ederek Aksaray valisine çok sert sözlerle yüklendi. Bu devran döner. Sonra Sayın Erdoğan'a güvenenleri de uyarayım. Sarayın finoluğunu yapanları uyarayım. Sayın Erdoğan, Mavi Marmara'da olduğu gibi hesap vakti geldiğinde bana mı sordunuz der ve hepsini dımdızlak ortada bırakır. Akşener yine TİKA üzerinden hükümeti eleştirdi. Siz mazotu 6 liradan kullanın, gitsin TİKA Kolombiya'da okul yapsın. Bütün bu düzen değişecek. Ekonomiyi, dış politikayı, çiftçiyi, eğitimi mezara gömdüler. Gençlere iş vermek bu devletin görevidir. Aksaray'ın ardından Nevşehir'de konuşan Akşener, üzüm üreticilerine seslendi. Adaylarımızdan biri dedi ki, üzüm 10 yıldır 50 kuruş. Hiç artmadı.
36 milyar Türk lirası para size verilmeliydi. Onun yarısını verdiler, yarısını iç ettiler. Dolayısıyla elektriğiniz pahalı, mazotunuz pahalı. Seçimlere bir haftadan az bir süre kala Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ziyaret ettiği fabrikada işçilerle öğle yemeği yiyen Çavuşoğlu muhalefete terörle mücadele üzerinden yüklendi. Afiyet olsun. Seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeydi. Çavuşoğlu öğle yemeğini işçilerle birlikte yedi. Türk siyasi tarihinin dönüm noktası diyebileceğimiz, kavşak noktası diyebileceğimiz bir seçim bu. 24 Haziran seçimlerinin ülkenin geleceğini şekillendireceğine dikkat çeken Çavuşoğlu'nun hedefinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı adaylığını koyuyor. Doğruca nereye koşuyor? Beklersiniz ki Yalova'ya aile ocağına gitsin, orada milletiyle bütünleşsin değil mi? Hayır. Doğruca Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine koşuyor. Bu millete ne faydası oldu Selahattin Demirtaş'ın kan, gözyaşından ve gençlerimizin toprağa düşmesinden başka? Çavuşoğlu terörle mücadele üzerinden eleştirdiği muhalefet için bu milleti sevmiyorlar ifadesini kullandı. 40 yıldan beri gencecik fidanlarımız toprağa düşerken öyle ya da böyle konuşanların bugün terörle bu denli ciddi bir mücadele verirken ve bunların kökünü kazımaya azmetmişken neden bize bunu yapıyorlar? Niçin? Bu ülkeden ne istiyorlar? Bu milleti sevmiyorlar. 24 Haziran seçimleri için Amerika Birleşik Devletleri ile İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimi için Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Haziran'da başlayan oy verme işlemi New York, Washington, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki seçim merkezlerinde yerel saatle 21'de sona erdi. Kullanılan oylar sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra uçakla İstanbul'daki yurtdışı seçim bölgesi başkanlığına gönderildi. İsveç'te 16 Haziran Cumartesi günü başlayan oy verme işlemi de bugün sona erdi. Başkent Stockholm'daki Kista Fuarı'nda 2 gün boyunca kullanılan oylar sandık görevlileri tarafından sayılarak torbalara konuldu ve mühürlendi. Yurtdışı seçmen kütüğüne bağlı 38.890 Türk seçmenin yaşadığı İsveç'te resmi olmayan rakamlara göre 17 sandıkta 10.987 kişi oy kullandı. İsveç'te 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda da 10.052 seçmen oy kullanmıştı. Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 3 kadın 17 kişi gözaltına alındı. Adana Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de desteğiyle daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Kapılar koçbaşıyla kırılarak adreslere girildi. Operasyonda 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların bölücü terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi. Bugün Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranı Türkiye genelinde Mart ayında %10.1 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsizlik oranı 1.6 puanlık azalış ile %10.1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile %47.1 oldu. İş gücü 2018 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 578 bin kişi artarak 31 milyon 709 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise 0.2 puan artarak %52.4 olarak gerçekleşti. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na balık tutmaya giden bir gencin oltasına erkek cesedi takıldı. Ceset ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay Boğazköy Barajı'nın Kocaçay mevkiinde meydana geldi. Baraja balık tutmak için giden bir genç bir süre sonra oltasına ağır bir şey takıldığını fark etti. Oltanın ucu kıyıya yaklaştığında 50 yaşlarında bir erkek cesetiyle karşılaşan genç durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler cesete kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Ağrı'da bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki minik Leyla'yı arama çalışmalarından 3. günde bir sonuç alınamadı. Jandarmanın da destek verdiği çalışmalar havadan ve karadan yürütülüyor. Ağrı'da yaşayan Şükran Nihat Aydemir çifti Ramazan bayramının birinci günü küçük kızları Leyla'yı da yanlarına alarak bayramlaşmak için kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti. Oynamak için evden dışarı çıkan Leyla'dan o günden bu yana haber alınamıyor. AFAD ve jandarma ile köylülerin de katıldığı arama çalışmaları havadan ve karadan yürütülüyor. Ekipler köydeki ahır, çatı, odunluk, tandır evleriyle su dolu çukurlar, su deposu, dere ve kanallar vidanjörle boşaltılıp kontrol edildi. Ancak küçük kıza dair bir iz bulunamadı. Ekipler minik kızın kaçırıldığı ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. Anne Şükran Aydemir ise 4 yaşındaki Leyla'dan gelecek iyi haberleri beklerken köyde arama dedesi Zeki Aydemir torununu bulup getirene veya yerini söyleyene 300 bin lira ödül vereceklerini açıkladı. Minik Leyla'dan geriye kaybolmadan bir gün önce çekilen bu görüntüsü kaldı. Manisa'dan acı haber geldi. Selendi ilçesinde sel sularına kapılan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Bayramın ikinci günü Selendi ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel sularına bakmak için annesi Dudu Özdemir ile dere kenarına giden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir toprak zeminin çökmesi sonucu suya kapılarak kaybolmuştu. Selendi çayında itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarına bugün de günün ilk ışıklarıyla devam edildi. Yaklaşık 15 kilometrelik alanda sürdürülen arama kurtarma çalışmaları 3. günde sonuç verdi. 4 yaşındaki Rüzgar'ın cansız bedeni kaybolduğu yerin 15 kilometre uzağında Çalık Mahallesi'nde dere yatağında bulundu. Bayram tatilinde boğulma haberleri de ardı ardına geldi. Konya, Adıyaman, İzmir ve Adana'da 6 kişi hayatını kaybetti. Konya'nın Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesi'ndeki gölete giren Suriye uyruklu 4 çocuktan 16 yaşındaki Ömer Muhammed Hac ile arkadaşı Yahya İsmail bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer çocukların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleriyle dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar çocukların cansız bedenlerini yaklaşık 3 metre derinlikte buldu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde arkadaşıyla pikniğe giden lise öğrencisi 16 yaşındaki Fatih Salan, İzmir'in Bayındır ilçesinde de tekerlekle göletine giren 23 yaşındaki Ümit Sungur hayatını kaybetti. Adana'nın Karataş ilçesinde de denize giren 17 yaşlarındaki bir genç boğularak hayatını kaybederken bir kişi de suda kayboldu. Ramazan bayramı tatilinde yollar yine kan gölüne döndü. Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 67 kişi öldü, 341 kişi yaralandı. Son kaza haberi ise Karaman ve Bilecik'ten geldi. Tüm uyarılara rağmen 4 günlük bayram tatilinde yollar yine kan gölüne döndü. Karaman-Mersin-Mut Karayolu'ndaki kazada can pazarı yaşandı. Gaziantep'ten İzmir'e giden yolcu otobüsü sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan Sertavul geçitindeki virajlı yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yoğun bir yağış vardı. Yolun kaygan olması ve biraz da sürücünün hızlı olmasından maalesef bu kaza gerçekleşti. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabilen otobüsteki yolculardan 26 yaşındaki Rukiye Ertan, Sultan Söylemez ile 28 yaşındaki Hatice Yıldız hayatını kaybetti. Üçü personel 47 kişi yaralandı. Havanın yağışlı olması ve zeminin kaygan olması nedeniyle
devriliyor. 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş bulunmaktadır. Elin bir trafik kazası. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Ölen yolculardan birinin cesedi ekiplerin müdahalesiyle otobüsün altından çıkarılırken yaralılar ambulanslarla Karaman ve Mersin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilecik'te de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Feci kazada otomobil sürücüsü Selin Kuşaslan, 1 yaşındaki kızı Erva Kuşaslan ile Necla Erol hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta komşular arasında çıkan kavgada kan aktı. Bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay Türkoğlu ilçesi Kılılı mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki komşu arasında bir düğünde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmaya diğer aile bireylerinin de dahil olması sonucu taş ve sopalar havada uçuştu, silahlar çekildi. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibi tarafları ayırırken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın sabah saatlerinde Aksaray Mahallesi Sulubostan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üst katında meydana geldi. Alevleri gören çevre sakinleri hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken içeride kalan 85 yaşındaki Turan Özyener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yan taraftaki binada oturan ve olay yerinde fenalık geçiren Özyener'in yakınları sağlık görevlilerince ambulansa alınırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet uygulayan bir kişi gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişi binanın girişinde yatan köpeğe defalarca vurdu. Ardından köpeği sürükleyerek dışarı attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir grup mahalleli saldırganı yakalayarak polise teslim etti. Şüpheli gözaltına alınırken aynı mahallede yaşayan 20 hayvansever zanlıdan şikayetçi oldu. Şiddete uğrayan köpek ise koruma altına alındı. Hırsına inmeyeceğim. Ben sana vurmasınlar diye tutuyorum. Sen hayvan değilsin çünkü. İnsansın. Canın var, anladın mı? Komşu Makedonya ile imzalanan tarihi anlaşma Yunanistan'ı karıştırdı. Anlaşmaya tepki göstererek orduyu darbeye çağıran aşırı sağcı milletvekili gözaltına alındı. Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekili Konstantinos Babarousis parlamentoda yaptığı konuşmada Yunanistan ile Makedonya arasında yapılan anlaşmanın vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu iddia ederek ordudan Başbakan Alexis Tsipras, Savunma Bakanı Panos Kamenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklamasını istemişti. Altın Şafak milletvekilinin bu ifadeleri tepkilere neden olurken Babarousis partisinin parlamento grubundan ihraç edilmişti. Atina savcılığı tarafından meclisteki konuşması nedeniyle hakkında vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlatılarak gözaltına alınması kararlaştırılan Babarousis, meclise kendisini yakalamaya gelen polislerden kaçmıştı. Milletvekili Atina yakınlarında bir arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hollanda'da terör saldırısı paniği vardı. Limburg eyaletinde bir otobüsün konser alanındaki kalabalığın arasına dalması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Avrupa'da bugüne kadar terör saldırılarına sahne olmayan ender ülkelerden biri olan Hollanda'da polis alarmda. Limburg eyaletindeki Landgraaf şehrinde gerçekleşen ünlü Pink Pop Festivali sırasında bir otobüs kalabalığa daldı. Yapılan açıklamada otobüs şoförünün 4 kişiyi ezdikten sonra kaçtığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Sürücünün bulunması için operasyon başlatıldı.
Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Binlerce kişinin katıldığı festivalde saldırıdan hemen önce ünlü şarkıcı Bruno Mars'ın konser verdiği öğrenildi. Japonya bugün şiddetli bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Osaka kenti olan 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti. 250'den fazla kişi yaralandı. Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alınırken bölgedeki 3 nükleer santralde herhangi bir hasar olmadığı duyuruldu. Dünyanın en aktif fay hattı üzerindeki Japonya şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin 3. büyük kenti Osaka yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin kentin kuzeyinde yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Şiddetli sarsıntıyla birlikte yollarda çatlaklar oluştu, su boruları patladı. Gaz sızıntısı nedeniyle çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı. Ulusal Afet Ajansı ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, yaklaşık 250 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında 9 yaşında bir kız çocuğu da var. Osaka kentinin bulunduğu Honshu Adası'na uçak ve tren seferleri askıya alınırken bölgedeki Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe de yetkililerin zarar tespiti yaptığını ve birinci önceliğin vatandaşların güvenliği olduğunu söyledi. Osaka'da 1995 yılında yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremde 6.000'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da 5.6 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Sarsıntıda can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Esculan kenti olan 5.6 büyüklüğündeki depremin 99 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada da depremde can ya da mal kaybının olmadığı ifade edildi. Guatemala'da 2 hafta önce Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda 114 kişi hayatını kaybetmişti. Muson yağmurları Hindistan'da yine ölüm getirdi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Eyalette 5 gündür aralıksız devam eden muson yağmurları birçok bölgede su taşkınlarına yol açtı. Şimdiye kadar 21 kişinin cesedi bulundu. Bölgedeki 3.292 hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Yağışların etkili olmaya devam edeceğini açıklayan yetkililer, felaket bölgesinde yaşayanların evlerini terk etmesi çağrısında bulundu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimini sağcı aday Ivan Duque kazandı. Duque seçilmesi durumunda FARC örgütüyle varılan barış anlaşmasını gözden geçireceğini duyurmuştu. Kolombiya'ya dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerini merkez sağdaki Demokrat Parti adayı Ivan Duque Márquez kazandı. Duque ilk turda oyların %54'ünden fazlasını aldı. Sol aday Gustavo Petro'nun oyları ise %41'de kaldı. Kolombiya tarihinin seçimle iş başına gelen en genç başkanı olan 41 yaşındaki Duque, seçim kampanyasını ekonomik büyüme vaadi üzerine kurmuştu. Duque, eski devlet başkanı Juan Manuel Santos'un gerilla örgütü FARC'la yaptığı ve 50 yıl süren iç savaşı sona erdiren tarihi anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi. Kolombiya'da devlet başkanlığı görevi iki dönemle sınırlı olduğu için Santos aday olamamıştı. Bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın saat 19'da yeniden karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.